Şu an ülkemizde ve bu ülkenin başka şehirlerinde yaşanan o kadar derin yaralar var ki, onun için bunu daha öncelikli bir görev olarak burada paylaşmak istedim. Bir Mardin milletvekili olarak bölgemizde yaşananları belki birçok defa arkadaşlarımız bu kürsülerden dile getirmiştir. Ama maalesef bu sesler hiç duyulmadı. Sanki kulaklar sağır, gözler kör, yaşanan bütün bu acıları görmek istemeyen bir uygulamayla, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bakın Mardin'den birkaç örnek buradaki milletvekilleriyle, milletin vekilleri olarak buraya gelen vekillerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Nusaybin 8 aya yakındır zaten fiili bir uygulamayla, bir ablukayla karşı karşıyaydı. En son 7. kez ve 38. gününe giren bir sokağa çıkma yasağı ve abluka şu an Nusaybin üzerinde tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, binlerce jöhüyle, höhüyle şu an Nusaybin bombalanmaktadır. Nusaybin bu ülkenin bir ilçesi değil midir arkadaşlar? Mardin, Nusaybin, Cizre, Silopi, Şırnak hiç mi size bir şey ifade etmiyor? Burada yaşanan acılar, burada öldürülen siviller, terör adı altında yaşamını yitiren, katledilen çocuklar, kadınlar, yıkılan evler hiç mi sizin vicdanınıza hitap etmiyor? Bakın biz burada konuşurken siz o kürsülerden şöyle diyebilirsiniz. O zaman niye terör var diye. Biz de bunun karşısına size şöyle bir cevap verelim. Bu sorunlar masada çözülme zemini varken, diyalogla çözülmeye yakınken, bütün bu yol yöntemler varken niye bir halkın en meşru taleplerini, özgürlük taleplerini, eşitlik taleplerini var olma özüyle, hakikatiyle, kimliğiyle, diliyle var olma taleplerini kanla, tankla, topla, orduyla bastırma yolunu tercih ettiniz? Buradan sormak gerekir. Eğer AKP hükümetinin zihniyetinde ve devletin şu an bütün kurumlarıyla AKP'nin hizmetine girmiş olan bu zihniyette Kürt sorunu çözmeye yönelik samimi bir duruş olsaydı, bugün Rojava'daki politikası da DAEŞ'te ortaklık değil, DAEŞ'i Rojava'da besleyip Suriye politikasını bu şekilde bataklığa sürükleyen bir politika değil, Kürtlerle barışarak, komşusunu da Kürt olarak seçerek bütün diğer halklarla barışı tercih eder. Var olma barışı. Bakın en çok inancı kullanan AKP hükümetidir. Ben gerçek imanlılara buradan soruyorum. İnancı, imanı gerçekten Allah'a bağlı olan ve Allah'ın yaratımı olan bütün farklılıkları tekçiliğe bağlamayan bir yaklaşım ya yanaşırdı kendi inancına, kendi dinine, imanına, vicdanına, diğer farklılıklara da kendine tanıdığı hak kadar onlara da hak tanırdı. Onları da eşit görürdü. Onların varlığına, diline, kimliğine saygı duyardı. O zaman buradan sormak gerek. Bu nasıl turşu, bu nasıl lahana? Eğer benim Türkçemle de alay ederseniz arkadaşlar, ben Kürdüm. Benim ana dilim Kürtçedir. Sayın milletvekilleri, alakası şöyle var arkadaşlar. Ben Türkçeyi güzel kullanamıyorum. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bakın sürem bitmek üzere. Bakın şu an Nusaybin'deki Sayın Başkan, hakkımdan yiyorlar. Onun için bir dakika süre istiyorum. Son iki cümle söylemek onu veremem, için bir dakika süre istiyorum. Veremem onu. Özür dilerim. Diğer arkadaşlara haksızlık yapmış oluruz. Peki veriyorum bir dakika. Tamam.
Bakın örnek son olarak iki ama. Tane örnek vereyim size. Örnek teşkil etmesin. Nusaybin'de bütün bu uygulamalara rağmen, valiye sınırsız yetki verilmesine rağmen valinin yetkisi yetmiyormuş gibi ya valinin yetkisini alıp askeriye devrettiniz. Orada sıkı yönetim uygulaması mı var da haberimiz yok. Bu hangi hukuka dayalı böyle bir yetkiyi askeriye şu an devretmişsiniz? Bir diğer uygulama. Öldürülen onca sivillere rağmen bunların hesabı soruldu mu? Bir diğer. Siz çocuklara da kadınlara da terörist diyecek kadar vicdansızlaşmışsınız. Bu böyle bir gerçeklik. Bir diğer konu. Bir vali keyfi muamele olarak bir ay boyunca sokakta herhangi bir eylem etkinliği yasaklayabiliyor. Bu hangi hukuka dayalıdır? En ufak bir basın açıklaması bile şu an Mardin'de yasaktır. İki insanın bir araya gelmesi yasaktır. Bütün bunları hissetmeyen bir parlamentoyla şu an karşı karşıyayız. Ama tarih bunu kendi yapraklarında yazacaktır. Burada Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. Kimsenin sizin dilinizle ve lehçenizle alay etme hakkı ve haddi yoktur. Lütfen bunu böyle bilin. Bu mecliste hiç kimsenin böyle bir davranışta bulunma gibi bir lüksü de yoktur. Böyle bir davranışta da bulunmazlar. Bu divan buna asla izin vermez. Buyurun.